22. bölüm. Melek bana, Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan, billur gibi berrak olan yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki tarafında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları ise ulusların şifası içindir. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak ve onun kulları kendisine tapınacak. Onun yüzünü görecek, alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Ne çıra ışığına, ne de güneş ışığına gereksinmeleri olacak. Rab Tanrı onlara ışık olacak ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. İsa geliyor. Melek bana, bu sözler güvenilir ve gerçektir, dedi. Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kendi kullarına göstermek için meleğini gönderdi. İşte tez geliyorum. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu. Bunları işiten ve gören ben Yuhanna'yım. Bu şeyleri işitip gördüğüm zaman, bunları bana gösteren meleğe tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o bana, sakın yapma, dedi. Ben senin gibi ve peygamber olan senin kardeşlerin de bu kitabın sözlerine uyanlar gibi Tanrı'nın kuluyum. Tanrı'ya tap. Sonra bana dedi ki, bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme. Çünkü beklenen zaman yakındır. Kötülük yapan yine kötülük yapsın. Bayağı olan bayağı yaşamını sürdürsün. Doğru olan yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın. İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Kaftanlarını yıkayan ve böylelikle yaşam ağacından yemeği hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu. Aşağılık köpekler, büyücüler, cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar, adam öldürenler, puta tapanlar ve yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. Ben İsa, inanlı topluluklarıyla ilgili olan bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökünden ve soyundan olan benim, parlak sabah yıldızı benim. Ruh ve gelin, gel diyorlar. Her işiten gel desin. Susamış olan gelsin. Dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Eğer bir kimse bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Eğer bir kimse bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. Bütün bunlara tanıklık eden, evet, tez geliyorum, diyor. Amin. Gel ya Rabbi İsa. Rabbi İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun. Amin.